Arkadaşlar iyi hafta sonları. Bu haftayı kapattık arkadaşlar. Twitter'da konuştuk. Bu hafta çok bir hareket beklemiyordum borsadan. Çokça düşen hisseler oldu. Bizimkiler düşmedi arkadaşlar. Öyle aman aman bir geri çekilmeler olmadı. Bu hafta sadece kar alacaklarımızdan alabildik. Önümüzdeki hafta için hazırlık yaptık. Bazı arkadaşlar ellerinde olan veya başkalarının sorduğu hisseleri de sordular. Onlara da bir kabaca baktık. Önümüzdeki hafta arkadaşlar yine durgun bir hafta bekliyorum borsada. Henüz daha BIST'in düzeltmesi henüz daha bitmiş olabilir arkadaşlar. Yani onu tabii ki yön yukarı arkadaşlar da şöyle göstereyim size. Yani çok az zaman diliminde sayıyorum tabii ne kadar çalışır şeyde şu ana kadar çalışıyor. Şimdilik şu hareketin bitmesini bekliyorum ve daha sonra da sağlam bir yukarı hareket bekliyorum. Tekrar bir aşağı ve ardından asıl sert yükselişini yaptıktan sonra şu kısımda arkadaşlar. Artık bundan sonra elimde hisse tutmayı düşünmüyorum. Bu sert yükselişte geldikten sonra. Şimdilik panik yapacak bir durum yok. Bir sorun, sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes kendi planı dahilinde, paylaştıklarımız dahilinde kafasına yatanlar, yatmayanlar. Hani ben kendi aldıklarımı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ilk 8 hisse benim elimde olanlar. Genelde de yeşil yakıyorlar arkadaşlar. Yani BIST'in şu durumuna göre yeşil yakıyorlar. Yani iyi bir şey. Tabii ki benim almayıp da güzel yükselişler yapmış olanlar da var arkadaşlar. Mesela Froto. Şöyle göstereyim. Bunu biliyorsunuz. Şu hareketi bekliyorduk arkadaşlar. Biz Ford'da şu hareketi bekliyorduk. Bu hareket gayet güzel geldi arkadaşlar. Gayet hızlı geldi. Yaklaşık şöyle bir bakalım. %20'lik bir hareket arkadaşlar. Ben bunun bu kadar hızlı geleceğini bilmiyordum arkadaşlar. Bir gün içinde mi, 2 gün içinde mi ne geldi? Yani tabi bunu bilemiyoruz. Bu kadar hızlı geleceğini bilseydim alırdım tabi ama bizim asıl beklediğimiz olay şu hareketi tamamlaması arkadaşlar Ford'un. Bunu tamamladıktan sonra asıl yükselişi almaya çalışacağız yani. Asıl beklediğim hareket bu arkadaşlar. Şöyle bir grafiğimizi ayarlayalım. Çok mu yakın bakıyoruz? Şöyle 4 saatli alalım. Asıl beklediğimiz şu maviyle gördünüz arkadaşlar. Şimdi baştan hisse senetlerimize baka baka gidelim arkadaşlar. Şöyle bir Kontrolmatik'le başlayalım. Kontrolmatik'te çok güzel bir tepki geldi. Nurul'u satmıştım arkadaşlar. Kontrolmatik şuralarda bir yerdeydi. Ben bunu elimden çıkardım. Onu almıştım. Nurul'u sattıktan sonra parayı buna koydum. Ve çok güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. Pardon. Ve Yunus arkadaşlar. Hani bunu alın demedim. Al hani bu biraz sıkıntılı. Yunus'a ve Afyon arkadaşlar biraz tehlikeli. Aslında hareketi görmemiz lazım burada ama ben biraz risk aldım, acele ettim. Biraz geri çekildi arkadaşlar. Benim beklediğimden daha fazla düştü. Şu an benim için bir sorun yok. Bekliyorum yükselmesi için. Afyon aynı şekilde arkadaşlar. Şurada şu tepkiden sonra yükseliş bekliyordum. Şu an için %3-4 civarı bir zarar yazıyor bana. Sıkıntı yok. Yukarı döneceğini düşünüyorum. Tekrar buradan gidecektir. Yalnız bana uyup da almış olan varsa şu dibi altında satabilir arkadaşlar. Şu dip kırılırsa aşağıya satabilir bunu. Çok çok aman aman risk etmesini bekliyorum. Çünkü bunlarda biz şeyi beklemedik arkadaşlar. Onayı beklemedik. Yani onay beklenecek bir trendi de yoktu. Burada bir anda yukarı gidebilirdi. O sebeple ben risk aldım. Yani benle beraber risk almış olan varsa bunu bilmesi gerekiyor.
Şimdi hedef girişim arkadaşlar, bu daha geçen haftada takip edenler varsa sanırım Masum'un şeyi bitti. Şarjı bitti. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. Şu klavyemi de bir kapatayım. Şöyle şunları kenara alayım. Şimdi geçen haftadan arkadaşlar takip eden varsa şöyle şu C ayağını biraz uzattı arkadaşlar. Ben satmadım. Bu da bittikten sonra zaten yükselişine geçti. Şu an için benim %1,80'lik bir zararım var arkadaşlar. Bunda yükseliş geldi mi? Ne kadarlık bir karımız olacak? Baya güzel bir kar bekliyorum bunda. Hemen onu da ölçelim. Tabi bunlardan çok daha iyi kar getirecek olanlar da var. Ben şuradan mı almışım? Yani bunda %28'lik gibi bir kar bekliyorum. Çok daha güzel kar getirecek olanlar var arkadaşlar. Mesela bu. İzmir Demir Çelik. Bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Ve ben erken aldığımı söyledim size arkadaşlar. 2.30 civarı aldım ben bunu. 2.30'dan ben girdim. Normalde biliyorsunuz bunda birazcık daha aşağıya geri çekilme bekliyordum. O geliyor olabilir arkadaşlar. Yani 2.12 civarına bakın, hala alarmı duruyor burada. 2.12 civarına o geliyor olabilir. Fakat yukarı patladığında arkadaşlar bunda da %168'lik bir hareket bekliyorum. Yani bu da yukarı yönlü düzeltmesini bitirmek için yukarı hareketlendiğinde %168'lik bir olay bekliyorum. Şimdi akseni bilmiyorum, kiminiz satmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz burada bir B ayağı bekliyorduk satış için. Kiminiz satmıştır. Ben henüz satmadım arkadaşlar. Tutuyorum. Çok güzel bir fırsat gelirse bunun ben işte şu %1, %2'lik zararına bakmam. Direkt onu alabilmek için satabilirim arkadaşlar. Galata Wind arkadaşlar tekrar yukarıya hareketlendi. Tekrar yukarıya doğru gitmeye başladı. Yani çok büyük ihtimalle şu ufak düzeltmesini de bitirdi. Şimdi artık yukarıya doğru hareketlenecek gibi düşünebilir. Yani en azından burada bir 5 ayak beklememiz gerekiyor. Bir beşli yaptık. Bir beşli daha gelir diye beklememiz gerekiyor. Şu ana kadar %17'lik bir kârımız var arkadaşlar. Diyelim ki birisi buradan aldı. Bunun üstüne ne kadar koyacak? Yani şöyle diyelim. %25 daha bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar Galata Wind'de. Carrefour'a gelelim. Carrefour'a arkadaşlar henüz B ayağını bitirmemiş. İşte sıkıntı buydu. Şimdi ben çok önceden almıştım Carrefour'u. Uzun vade, çok uzun vade almıştım arkadaşlar. Şimdi ben bunda şöyle bir 57-58 lira civarına satış yapabilirim. Yani tam emin değilim arkadaşlar. Onu belki tutabilirim de, biliyorsunuz bunda benim hedefim 160-170 liralar. Baya bir yukarılar yani. Şimdi Nurol'u ben sattım arkadaşlar, bir düzeltme gelebilir diye. Henüz gelmedi. Şurada son mumu görüyorsunuz. Bir pin bar gibi bir mum görünüyor. En azından şuralara kadar 13 lira civarına kadar Nurol'da bir geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. Gelirse alırız. Gelmezse yolu açık olsun. Yapacak bir şey yok. Orada %35'lik kârımızı aldık, çıktık. Şimdi arkadaşlar burada takip edeceğiniz bir başka ise Global Yatırım Holding. Şimdi bunları hafta içi arkadaşlar sordu. Onlar istediği için baktık. Sadece kabaca baktık. Yani şu bölgeye bir iniş bekliyorum arkadaşlar. 1.68 civarını bir iniş görürsem ve buradan güzel tepki aldığını görürsem ben bunu alabilirim arkadaşlar. Yani burada da %113'lük bir hareket gelebilir. Gram altını sattım arkadaşlar. Tam şu bölgede, şu arz talep bölgesine gelince sattım, çıkardım elimden arkadaşlar. Gündüz yazdım zaten. Ford'a baktık. İskenderun demir çeliğe uzun vade bir tane grafik hazırlamıştık. Çok güzel tepki geldi. Buradan tekrar alta geldi, düzeltmesini yaptı. 0.382'nin altına gitti.
tam şu ara gapli bölgeden alıcısını aldı. Bakalım önümüzdeki hafta bunda da güzel işler olabilir, devam edebilir arkadaşlar. Yani ne kadarlık? Bir %46'lık bir toplamda yükseliş bekliyormuşuz arkadaşlar. Yani geriye bir %30 civarı bir yükseliş kaldı diye tahmin ediyorum bunda. Ereğli. Arkadaşlar Ereğli maalesef beklediğim seviyeye inmedi. Trendi buradan döndü gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hani Fibo seviyeleri gelmeden ben pek hani güvenip de alamıyorum. DNA'sıya bakalım arkadaşlar. Ne çizmişiz bunda? Bunda demişiz ki diagonal olabilir burada. Burada yukarı doğru bir hareket beklemişiz. 13 liralar civarına arkadaşlar. Henüz gelmemiş. Bekliyoruz bakalım. Diagonal gelirse bu hareketi yaparsa alta doğru iner. Şu arz talep bölgesinden güzel alıcısını alırsa ben buna da girilebilir. Ne kadarlık bir kar şansı var arkadaşlar bakalım. Şöyle. Arkadaşlar %150'ye yakın bir kar şansı var. %150'ye yakın DNA ısıda. Göz ardı etmeyin derim yani. Tabi bu C ayağının bir seviyesi yok arkadaşlar ama şu arz talep bölgelerini geçebileceğini, buralar geçirdikten sonra da bir üstteki bölgeye gideceğini düşünüyorum. Şurada da bir bölge olabilir, emin değilim. Şurada belki buradan da takılabilir. Ama yani %60-70'ten aşağı bir şey bırakacağını da zannetmiyorum. Tabii ilk önce şu hareketi tamamlaması lazım. 1-2 hafta içinde bunu görmemiz lazım. Yani grafiğin doğru olduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Yükselen çelik. Yükselen çelik hala burada takılıyor arkadaşlar. Beklediğimiz düşüş henüz gelmedi. Gelebilir. Bakalım ne yapacak. Bunun grafiğine biliyorsunuz çok özenmemiştim. Sadece deneme amaçlı çizmiştim. Şimdi tüpraş bir engulf koydu ama henüz daha aşağı bir trendi başlamadı. Bunda bir düşüş bekliyordum. Gelmedi arkadaşlar. Ama gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Tofaş. Tofaş yine yükselmeye devam etti. Biliyorsunuz geçen haftalardan burada bir düşüş bekliyorduk. Hala düşüşü gelmedi. Hala devam ediyor yükselmeye. Yani buna bir tekrar bakmamız gerekecek. Tekrar bir grafiğine belki göz atmamız gerekecek. Bunun işte o düşüşler gelmeden, bir düzeltmeler gelmeden de maalesef işlem açılamıyor. Neden açılamadığını birazdan göstereceğim arkadaşlar. Despek bilgisayar bu hafta buraya inmedi arkadaşlar. Çok ilginç. Yani biliyorsunuz burada bir 5 aya bekliyorduk arkadaşlar. Şurada bir 5 aya bekliyorduk. Bu 5 aya bir türlü gelmedi arkadaşlar. Yani fiyat bir türlü aşağı inmedi. Çok ilginç yani. Bunu da bekliyoruz bakalım. Bu hafta şu bölgeye bir iniş gelecek mi? Bir tepki alacak mı? Belki bunu da değerlendiririz. Bunda ne kadarlık bir kar şansımız varmış. Ha, trend bitiyor. Bunda trend bitiyormuş arkadaşlar. Yani burada sınır yok. Yapacağı ilk dalganın hareketine göre 3'ü 5'i artık kabaca hesaplamamız gerekecek. Ona göre kabaca kendimize bir hedef koymamız gerekecek. Ama güzel şeyler olabilir. Yani 9 liradan 18 liraya kadar bir gidebilir arkadaşlar. Yani ilk hareketinde, yani ilk beşli hareketinde değil. Bu da %100'e yakın bir kar demek. Türk Traktörü baktım mı ben bu hafta hiç? Hiç bakmadım herhalde. Bu devam ediyor gibi. Yani buralarda henüz bunda bir düşüş yok. Buralarda takılıyor. Yukarı gidecek gibi bir havası var ama. Alarko gayrimenkul yatırım. Ne demişiz biz buna? Yukarı doğru bir B ayağı bekliyoruz. Ha. Yani arkadaşlar bu B ayağını daha çok şey yapıyor gibi kompleks düzeltme dalgalarıyla yapıyor gibi. Yani burada bir ABC göremiyorum. Yani etkisel bir yukarı hareket göremiyorum. Yani o sebeple bunun yukarı yükselişi de biraz süründürerek gelecek gibi görünüyor. Sasa'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi Sasa'da bir yükseliş bekliyorduk. Tepki geldi, yükseliş geldi. İyi, güzel. Ancak devamını getiremedi. Belki bu hafta devamını getirir bunun. Bunda da güzel bir hareket bekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
Bugün buradan birisi girse ve o hareket geldiği zaman arkadaşlar %34'lük bir hareket gelmiş oluyor. %34. Tabi burada şey yapmayın arkadaşlar. Biri %30, biri %170 falan böyle ayırmayın arkadaşlar. Genelde sepet yapmaya çalışın. Benim tavsiyem, ben öyle yapıyorum. Birinden zarar edersem öbüründen güzel kâr ediyorum falan. Birinden çok kâr edemezsem sürünürse onu bırakıyorum, başka alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Goodyear'a yeni grafik çizecektik, çizmedik. Bunu unuttuk arkadaşlar. Şimdi bakınca aklıma geldi. Yani buna yeni grafik çizecektik. Bu grafiğimiz arkadaşlar maalesef çöp oldu, çalışmıyor. Goodyear'da. Buna tekrar bakacağız. Nucimento bölgesinden tepkisini almıştı. Şimdi bugün güzel bir yükselişle kapattı arkadaşlar. Hani elinde tutan varsa ne yaptığını görsün diye gösteriyorum arkadaşlar. Yani buradan ne kadarlık bir yükseliş bekliyormuşuz biz normalde. %80'lik bir yükseliş bekliyormuşuz. Tabii o sizin risk iştahınıza kalmış arkadaşlar ama dediğim gibi illa çok aman uçup kaçacak olanlara girelim falan diye düşünmek de pek iyi değil. Şimdi taze kuru gıda. Bunu hemen kabaca bir grafik çizmişim. Ne beklemişim? Bunu birisi sordu arkadaşlar herhalde. He. 5'i beklemişim. O gelmiş. Sonra ha, bu diagonalin yukarı kırılması gerekiyormuş arkadaşlar yükselebilmek için. Bakın henüz o gelmemiş. Bu dalgayı uzatabilir. Bu dalgayı uzatabilir. Ne zamanki kırılım gelir, o zaman belki değerlendirilir arkadaşlar. Şimdi Bera'ya bir bakalım. Bizim çizdiğimizden beri ne yapıyor? Yani bizim çizdiğimizden beri hala 3 aya gelmedi arkadaşlar. Şuraya bir 3 aya bekliyorduk. Düşüş bekliyorduk. Sonra çıkış, tekrar düşüş. Daha sonra da yukarı hareketi bekliyorduk. Bakalım bu hafta o düşüş gelecek mi? İzleyelim. Grafiğimiz doğru mu? Bunlar çizdiğimiz grafikler doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer grafik doğruysa arkadaşlar, bir iki harekette kendisini onaylıyorsa fırsat geldiğinde de değerlendirebiliyoruz. Stratejimiz bu. Ha, bazılarında bu tür test yapma şansımız olmuyor. Direkt yükseliş trendi çıkıyor arkadaşlar çizdiğinizde. Şimdi Asuzu'ya biz ne demiştiz? Ha, buraya bir B ayağı bekliyorduk arkadaşlar şuraya. O niye gözükmüyor şu an burada? Ha, günlük grafikteyiz diye mi? Evet, günlük grafikteyiz diye gözükmüyormuş. Şimdi B ayağı gelmiş olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı doğru sayıyor olabilir arkadaşlar. Buradan da yukarı doğru ne kadarlık bir hareket bekliyoruz? Minimum %20. Buraya bakmayın arkadaşlar. Arz talep bölgesi burada diye buraya çizmişim. Burada asıl olay 0.618'in üste geçilmesi. Yani 0.618 üste geçildiği anda bu grafiğin doğruluğu için yeterli olacak. Yani B ve C ayağı için yeterli bir seviye olacak. Artık ondan sonra her an aşağıya dönebilir diye bakacaksınız. Koza açılsın. Arkadaşlar, şimdi Elliot'la uğraşanınız varsa bunu biraz anlamayabilir. Yani bu da bir itki dalgası arkadaşlar. Üçüncü uzatan bir itki dalgası. Yani üçüncü terminal deniliyor. Üçüncü extracting terminal diye bir itki dalgası arkadaşlar. Bir ayaklarında olabilir. Bir ayakları zaten zayıf ayaklardır. Şimdi burada arkadaşlar 3, 4, 5'i bekleyeceğiz. Bunda. Şimdi ben buraya birkaç bir şey çizmişim arkadaşlar. Bakın. Orayı niye çizmişim? Orası 0.618'ine geliyor. Ha evet, şimdi hatırladım. Şimdi arkadaşlar, bu eğer hani bir yeni bir trend değilse, yukarı doğru hareket etmeyecekse, koza hala düzeltme yapıyorsa, şu turuncu çizginin üstü 0.618'in üstü. Direkt olarak buraya çıkıp, bakın direkt olarak çıkması gerekiyor. Ve oradan satış yerse anlayın ki bu hala düzeltme trendinde, satıp çıkmanız gerekiyor. Ama hayır, bu bölgeye gelir. Aşağıya gelir, tekrar düşer ve tekrar bu tepeyi kırarsa, yani şu hareketi yaparsa, anlayın ki yükseliş trendindeyiz. Direkt dibi kırarsa arkadaşlar, burada başka bir olay vardır. Grafik yanlıştır.
oradan hemen sıvışmak gerekiyor. Şimdi Aselsan'a bakalım. Aselsan yine bize uyuzluğuna yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Buna hala ben bozmadığı için yeni grafik çizmedim arkadaşlar. Hala iki aya olabilir diye çizmemişim. Natural enerjiyi sordular. Şimdi natural enerjide ben diagonal bekliyordum arkadaşlar yalnız. Bu alta kırıldı. Peki bu trend bozuldu mu? Hayır arkadaşlar. Şöyle. Hala da 3 ayağı bu olabilir. Yani şu şekilde olabilir arkadaşlar. Yani şuradaki arz talep bölgesi aşağıya kırılmadıkça şurası sıkıntı yok. Yani 3 ayağımız şurada olabilir. Atıyorum. Hatta biraz daha aşağıya da gidebilir. Sıkıntı yok. Bu durumda 5 ayağımızı daha aşağıya da beklememiz gerekiyor. 4 ayağını şöyle beklememiz falan gerekiyor. Yani sadece şekil değişikliği olur. Bunu izliyoruz arkadaşlar. Bakalım çizdiğimiz grafik doğru mu diye. Doğru bir trend analizi çıkartabildik mi diye izliyoruz bakalım. Bu aşağı yönlü de beşli sayabilir arkadaşlar ama bu sefer de çok aşağıya gider. Onun öyle olacağını pek zannetmiyorum. Zaten Fibonacci seviyelerindeyiz. Buralardan bir yerden döneceğini düşünüyorum. Şok marketlerde ben ne beklemişim? Düşüş beklemişim arkadaşlar. Ne olmuş? Evet. Devam ediyor. Şu alta kadar bir düşüş bekliyorum. Daha sonra yukarı bir beşli ile C ayağı bekliyorum arkadaşlar. Bu düşüş bizim grafik onayımız olacak. Short marketlerde. Şöyle bir bakalım. Yani şurada da bir %30'luk bir yükseliş ihtimali var. Sonra tekrar aşağıya bir hareket bekliyorum ve daha sonra yukarıya bir trend başlatmasını bekliyorum. Zorluya grafik çizmiştik ama emin değildik galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada beşliyi tamamlayıp yukarı gitmesini bekliyordum. 3, 4. Yani 3, 4 oldu orsa. 5 hadi diyelim. Önümüzdeki hafta belli olacak arkadaşlar. Bunu da çizdiğimiz şey doğru mu yanlış mı? Türk Telekom'a bir grafik çizmiştik. Bakalım ne yapıyor. Yani yukarı yukarı geliyor arkadaşlar. Burada bir üçgen formasyonu olabileceğini düşünmüşüz. Şöyle günlük grafiği alayım. Yani yukarı doğru gelmiş. Ama C'yi tamamlayabilir mi bilmiyorum. Bakacağız. Ama bunda sağlam bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. Ya sadece sordular diye bakmıştım. Eğer burada bir ABCDE dalgasını görürsek, yani burada satıp çıkmak lazım elinde tutan varsa. Şimdi kale kime bakalım arkadaşlar. Bunda da son bir düşüş onayı bekliyorduk. Grafik uyarak gidiyordu ama henüz öyle aman aman bir düşüş gelmedi. Belki başlatmıştır, belli olmaz. Yani A, şurası A, B, C'si geliyor olabilir arkadaşlar. O gelirse bu alınabilir. Neden alınabilir? Burada ne bekleyeceksiniz arkadaşlar kale kimde? Burayı bir ayağı olarak düşüneceksiniz. Şu 5 ayağından şuradan Fibonacci'yi işte düştüğü yere kadar çekebilirsiniz. Daha sonra bunun 1.618'i, pardon, komple trendin 1.618'i nereye kadar? İşte minimum buralara kadar, 15-17'lere kadar falan alınabilir. Yani ne 13 liradan alsan, yani 15 liradan satsan, yani ne kadarlık bir getirisi olabiliyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani %20'lik bir getirisi olabiliyor. Tabii o trend minimum orada biterse nereye gideceğini kestiremiyoruz. Doğaça ne çizmişiz, ne demişiz, bu arkadaş ne yapmış bir bakalım. Bir şey çizmiş miyiz buna? Ha, şuraya bir C ayağı demişiz arkadaşlar. B, bakın, ondan sonra düşüş gelebilir demişiz. Düşmüş. Güzel grafiğimize uyarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada bu C ayağını bulabilmek için sayım yapmamız gerekiyor. Tek tek dalgaları saymamız gerekiyor. Yani henüz daha 1-2 oluşmuş. 3-4 yok gibi görünüyor arkadaşlar. 3. ve 4. dalga yok. Var mı? Yani belki 3-4 yapmış olabilir. 5 geliyor olabilir. Yalnız burada ben bir extension, yani uzatan bir dalga beklerim arkadaşlar. Yani sağlam bir düşüş beklerim.
Ersu. Bunda da bir fırsat vardı galiba. Bir bakalım. Şöyle bir açılsın grafik. Evet. Şimdi ne bekliyormuşuz? Aşağı yönlü bir ABC dalgası yaparsa girilebilir demiştik arkadaşlar. Şurada A bitmiş belli. Şimdi burada B'nin bitmesini, şuralarda bir yerde, daha sonra da C'nin bitmesini beklememiz gerekiyor. Yani 1, 2, 3 defa onaylanmış olacak arkadaşlar. Dalga yapısı da uyarsa çok güzel bir şekilde, yani en azından mumlar görünürse onaylanmış olacak. Ve burada %55'lik bir kar şansı var arkadaşlar Ersu'da. Bu da takibinizde olsun. Zaten ben alarmı kurmuşum. Yalnız biraz yakın kurmuşum herhalde. Her neyse. O da iyi en azından. Belki C kısa gelir falan. Şimdi evet. Niye alınmaz hisse? Ha, bunun yüzünden bu hafta bana bayağı bir salça oldular arkadaşlar. Ne yapıyordu? Şu düşüşü görmeyin arkadaşlar. Kafayı kaldırmış, uçmuş gidiyor. Baktım herkes işte Twitter'da hisse senedi diye bir tag açılmış. Orada bakıyorlar falan. Bunun paso reklamı var. Elemanlara bakıyorum. Kendi profillerinde paso bunun reklamını yapıyorlar falan. Yani şüphelendim. Burada bir iş dönüyor dedim. Ve dedim ki Twitter'da alınmayacak hisse nedir? İşte budur diye yayınladım. Bir de etiketledim. Bana ağızlarına geleni söylediler arkadaşlar. Ondan sonraki günlerde ne kadar çakıldı bakalım. Şurada ne kadar çakıldı. Şu ana kadar arkadaşlar %35'lik bir düşüş yaşadı. Belki birileri benim o tweetimi gördü ve almadı bunu. Yani %35'lik bir düşüşten kurtardı. Ya o an için sayım yoktu arkadaşlar elimde. Sadece içgüdülerime güvendim. Bu alınmaz dedim yani. Uçan kaçan şeyin peşine takılmaz arkadaşlar. Nerede aşağıya patlatacakları belli olmaz. Ve haklı da çıktım yani. Direkt aşağıya patlattılar. Ya foyamız ortaya çıktı diye aşağıya patlattılar bilmiyorum. Ondan sonra bayağı bir saydırmaya başladılar. SPK göreve öyleydi böyleydi bilmem ne. Ben de üstlerine gittim inadına. Ondan sonra baktım. Çoğu beni engellemiş. Kaçmışlar. Baktılar yetiştiremiyorlar. Arzum arkadaşlar. Şimdi burada bir dakika. Ben en son baktığımda bu yoktu. Var mıydı? Arzumda düşüş bekliyorduk arkadaşlar. Şuralarda bir yerdeydi. Bir 5 aya bekliyorduk. Yani şurada şu an grafikte göremiyorsunuz ama burada bir 5 aya bekliyordum arkadaşlar. Ve daha sonra bu diagonalin kırılmasını bekliyordum. Bu diagonal kırıldığında yukarı doğru bir hareket beklemek lazım. O da yaklaşık %25'lik bir kar bırakabilir. Değerlendirmek isteyene ve arzum almış olup da tutmak isteyen için söylüyorum arkadaşlar. Kardemir, Karabük, Demir Çelik. Bunu ben öylesine çizmiştim arkadaşlar ama baktım. Yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Grafik doğru olabilir. Bunu da ne yapacağız peki? Bunu da arkadaşlar burası bir 5 aya da olabilir, 3 aya da olabilir. Bilmiyorum. 5'li gelmesi lazım. Yani şu hareketin, şu 3 hareketinin 5'li gelmesi lazım. Üçlü düşmesi lazım. Yani 5, 3, 5 yapması lazım. Çünkü 3 ayaklarında sonlanan diagonal olmaz arkadaşlar. Öyle bir şey görürsek bizim bu grafiğimiz doğrudur deriz. Daha doğrusu 3'ün 5'inde arkadaşlar bu diagonal de 3'ün 5'inde de olamaz. O diagonal. O sebeple burada 5, 3, 5 beklememiz lazım. Bu böyle gelirse ve güzel bir ABC dalgasıyla veya bir üçgen dalgasıyla 4 ayağı yaparsa arkadaşlar ondan sonra işte o zaman şuradaki 5 ayağı için alıma girilebilir. Şurada bir 5 ayağı bekliyorum arkadaşlar. Şuradaki 5 ayağı için alıma girilebilir. Kabaca çizmişim atıyorum. Şuradan bir yerden aldın diyelim. Şuralara falan çıktı. %84'lük bir kar şansı var arkadaşlar. Bunu izliyoruz. Şuraya arkadaşlar şöyle bir alarm kuruyorum. Oraya kurmayayım. Çok yak. Biraz yükselmesi lazım alarm kurabilmem için de. Hadi şöyle kuralım. Şöyle kuralım.
Şöyle kuralım arkadaşlar. Gerçi oraya yine atarım atmaz mı bilmiyorum. Yani böyle bir şey gelirse bakarız. Şuraya bir gri kare görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir zaman ölçümü yapmışım herhalde. Ya 3 ayağının zaman ölçümü. Yani bu zaman zarfında şu trendin dışına çıkmasını bekliyorum. Yani şu zaman zarfında bu karenin üstüne atamaması lazım ki düşüş gelsin. Bursa Çimento'yu ben arkadaş için bakıyordum. Birkaç kez onayladı arkadaşlar grafiğini. Bunu sizle paylaşmamıştım. Grafiğini şuradan itibaren 1, 2, 3 defa onayladı arkadaşlar ve yukarı gitti. Hatta 4 diyelim. Şimdi bunda %27'lik bir kar şansı var ama ben bunu almanızı pek önermiyorum arkadaşlar. Yani Bursa Çimento Fabrikası, aha şurası, yani biliyorum ne olduğunu. Boş verin. Sanel'i öyle bir Mustafa abi istemişti de çalışıyordu. Senin fikrin ne demişti? Ben de öylesine bir çizmiştim arkadaşlar. Sanel'de bir üçgen formasyonu bekliyorum. Sanel hala 7 Temmuz'dan beri şu bölgeyi geçemedi arkadaşlar. Arkadaşım birine şurada sat demiştim. Hala da oralarda sürünüyor. Şimdi Intem istemişlerdi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi Intem'de %50'lik bir kar şansı var. Yalnız bunda bütün trend analizini yapmadım arkadaşlar. Vaktim yok. Şurada bir E ayağı bekliyordum. O düşüş geldi. Bakın. Şöyle saatlikten açarsam daha güzel belli olacak. Şurada biz o zaman bunu çizdiğimizde şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Düşüş geldi. E ayağı bekliyorduk. Şimdi buradan yukarı bir hareket görmem lazım. En azından pozisyon açmak isteyen orada yukarı bir hareket görmesi lazım arkadaşlar. Bu ne? Edip gayrimenkul. Şimdi arkadaşlar bunda çok kötü bir haber çıkmış. O yüzden düşüyor. Ama normalde grafiğine teknik olarak baktığımızda şu yukarıda gördüğünüz arz talep bölgesine bir C ayağının gelmesi gerekiyor. O fakat cezayı mı yemiş hisse, bir şey olmuş. O sebeple düşüyor bu arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş, TradingView'dan bir arkadaş 84 lira civarından falan girmiş. Biraz geç kalmış bunu almaya. Kurumsalların maliyeti 60 lirayla 70 lira arasındaymış. Zaten 0.382'den tepki almış arkadaşlar. Ama grafiksel sayımına baktığımda ilk hareketi bana pek impulsif gelmedi. Şöyle, yani impulsif şu A ayağının arkadaşlar şuranın impulsif olmadığını düşünerek 0.618'in altına gitmesi gerektiğini düşündüm. Ve bu böyle çizdim. Şimdi burada doğru düz bir mum yok, doğru düz bir şey gözükmüyor. Orası impulsif de olabilir. Ama bana pek öyle gözükmüyor. Yani bir 1-2 ayağını göremiyorum. Eğer öyleyse 0.618'in altına gitmeyecek arkadaşlar. Hatta 0.382'ye değmesi yeterli, zaten değdi. Ama sanki burada C ayağını yapıyor gibi, yani 1-2 saymış gibi net bir şekilde 3-4-5 gelecek gibi. Bu durumda arz talep bölgelerine göre bakarsam şu altındaki bölgeyi kırması gerekiyor. Yani bir extension'ı gelecek, bir uzatması gibi şeyler gelecek arkadaşlar. Bir alttaki bölgeye gitmesi gerekiyor. O da 0.618'in hemen altında. Bunda %70'e yakın bir şansınız var arkadaşlar. Minimum. Yani kötü senaryoda ne yapacak? Bu bir A dalgasıysa, bu bir B dalgasıysa, buraya bir C dalgası. Kötü senaryoda beklemeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu durumda da %69 civarı bir kar etme şansınız var. Hadi %50'sini aldın veya %40'ını aldınız diyeyim. Aklınızda olsun. Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Şöyle zaten alarm kurmuşum ben. Ha, alarmımız var. Alarm geldiği zaman zaten belli olacak. Şimdi Petkim arkadaşlar çok kötü bir grafiği var. Çok kötü. Öyle bir bakayım dedim. Şimdi Petkim'e benim yeni baktığımı düşünenler olabilir arkadaşlar.
Size şimdi şöyle göstereyim. Petkim'in paylaştığım grafiğini açıyorum. Şöyle bir yakınlaştırıyorum size. Şimdi arkadaşlar şu grafikte gördüğünüz gibi bir sarı bir de yeşil ok var gördüğünüz. Bunlar daha önce benim Petkim için paylaştığım grafikler. Şuna ben açabiliyor muyum? Şöyle bir bakayım. Açabiliyorsam o grafiği direkt buradan. Buradan grafiği açabiliyorsunuz arkadaşlar da. Mouse lazım. Şu an mouse'um pili bitti. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yok açamıyorum. Dediğim şey şu arkadaşlar. Çok güzel bir grafik hazırlamıştım. Şu trendte şu mumu gördüm. Şuradaki mumu. Ve düşüş gelecek dedim. Bakmayın sarı okun burada olduğuna ve düşüş geldi arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu yeşil mum, yeşil okta da yükseliş gelecek demiştim ve gelmişti arkadaşlar. Şimdi burada da bir düşüş gelebilir. Burada da işte bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Ve bu düşüşün 3 tane hedefi var. Birincisi şurası. Yani 5 liralar civarı. İkincisi 3.45 civarı. Üçüncüsü 2.13 civarı. Şimdi ne gelir ne gelmez, senin aklına ne yatıyor, benim aklıma ne yatıyor önemli değil arkadaşlar. Bunların hepsi teknik seviyeler ve bir amacı var. Şimdi birinci hedef zaten normal. İkinci hedef nedir? Burada bir az talep bölgesi var. Bu anın da 1.618'ine kadar geliyor. Burası ikinci hedef. Üçüncü hedef nedir? 3'ün 4'üne geliyor arkadaşlar. Nedir? Düzeltmeler genelde 3'ün 4'üne iner. Yani hepsinin mantıklı bir sebebi var. O yüzden Petkim'de biraz dikkatli olun. Ben illa satmayacağım, iyi yerden aldım diyen varsa en azından şu ilk bölgeyi izlesin arkadaşlar. Genelde de bunda söylediklerim tuttu yani. Biz de zaten konuştuk arkadaşlar biliyorsunuz. Bekliyoruz hala yukarı hareketine. Biraz süründürebilir, biraz şey olabilir ama dediğim gibi şu büyük düşüşten önce elimde bir şey tutmayı düşünmüyorum. En azından şu yukarıdaki kırmızı bölgeyi geçmesini bekledim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Soner Hoca bunun buralara kadar çıkabileceğini, daha sonra düşebileceğine dair bir grafik paylaşmıştı. Ama o bu kadar bir düşüş beklemiyordu. Şuralardan bir yerden döner diyordu. Daha yukarı gider, daha sonra aşağı iner diyordu. Seviyesi çok önemli mi bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum arkadaşlar ama öyle bir şey de var. Artık orada biraz dikkatli olacağız. Şimdi hisse senetlerinde durum bu arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir şeyler olursa, bir alarm gelirse, istediğimiz yerlere düşerse, onaylar alırsak yani hisseleri değiş tokuş edebiliriz, alırız satarız, bir şeyler yaparız. Elimde birazcık bakiye var. Biliyorsun gram altını sattım. Şimdi onu acaba hisse senedi alabilir miyim diye bakıyorum. Dolar TL. Arkadaş hiç düşmeye niyeti yok bunun. Yani herhalde bizim bu 9.60 direkt gelecek arkadaşlar. Yani şu trend kanalına dokundu, satış yiyor, bir şeyler oluyor ama bayağı da güzel iğneler bırakmış ha. Ama yani hiç öyle duracakmış gibi bir hali de yok. Şöyle bir bakalım. Ben biliyorsunuz arkadaşlar dolar TL'de hala bir piyasanın olduğunu düşünüyorum. Hala var diye düşünüyorum. Ben tamam minörde yanlış saymış olabiliriz arkadaşlar. Belki burada bir düşüş gelmeyecektir. Belki diagonal yapıyordur. İşte büyük trendde başka bir şeyler oluyordur falan ama hedefim yılbaşından beri 9.60'tı. 9.60 hani ben satış noktamdı. Ama tabii başka fırsatları kaçırmak da istemem. Artık bundan sonra zaten benim için yani dolar TL ile uğraşacak bir durumum yok. Şu mavi kare gibi gördüğünüz yer arkadaşlar. Şuradaki 3 trendinin zamanı arkadaşlar. Şu zaman zarfında yani bunun tepesine çıkamazsa düşüş gelecek. Üstüne çıkarsa biraz daha yükselecek arkadaşlar demektir bu. Şu an bunu izliyorum bakalım. Yandan mı dışarı çıkacak, üstten mi dışarı çıkacak? Kanaldan red yiyor gibi bir hali var.
Yani şu an için şöyle bir 15 dakikalık grafiği inelim dolar TL'de. Yani sağlam da iğneler var ya. Mumların boyu uzun ama. Dediğim gibi bunu çok kestiremeyebiliriz nereden döneceğini, ne yapacağını falan ama 9.60 diyorum ben. 9.60'ı neye göre söylüyorum arkadaşlar, göstereyim onu da. Yani 9.60 9.60 Fatih nereden buluyor? 9.60 arkadaşlar şu A ayağının 1.618'i şurası. Yani B ayağı geleceği için yukarı, bunu ben bir yukarı yönlü düzeltme olarak görüyorum arkadaşlar. 9.63 562 gibi bir rakam çıkıyor. Yani bakalım dolar endeksi de ne yapıyor arkadaşlar? Bir düşüş gelmişti buna, dolar endeksine. Tekrar alt bölgeye yakın bir yerden tepki aldı. Yukarı gidiyor tekrar. Bir ABC ayağı beklemişim. Yani 3'ün 4'ünü beklemişim. Şimdi de 3'ün 5'ini bekliyorum arkadaşlar şurada. O da geldikten sonra bir 4 aya, daha sonra da bir 5 ayayla dolar endeksinin trendini bitireceğini düşünüyorum. Bu gece anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Sürekli eğitim videosu soran arkadaşlar var biliyorum ama yani benim de çok vaktim yok. Haftada bir tane iki tane ancak işte böyle muhabbet olsun diye video çekebiliyorum. Kusura bakmayın. Hani vaktim olursa bir gün onları da yapacağız. Yani kalkıyorum, işe gidiyorum, işten geliyorum, direkt yatıyorum falan. Böyle geçiyor hayat arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. Neyse, kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşürüz.